Sınavla ilgili bir şey sorabilir miyim? Evet. Bu şey UML'lere diyagramlarını çizelim, fotoğrafını çekip gönderelim demiştiniz de. Bunları hani bir uygulama vasıtasıyla işte Dravaya gibi uygulama vasıtasıyla çizip resmini koysak JPEG, PNG gibi olur mu? Olur da ona vaktiniz olmaz ki. Yani onunla uğraşmaya değmez. Kağıt üzerinde yapar getir şey yaparsınız. Yani o yüzden ona bence hiç girmeyin. Yani kağıt üzerinde çizin devam edin. Tamam? Tamamdır. Yani çünkü öyle programlar genelde zaman kaybına sebep oluyor ve yani bir şey yapmayınca da bu sefer geri almak mümkün değil o zamanı. Peki kaldığımız yerden devam edelim. Şöyle. Sistemin availability'si ile reliability'si arasında bir şey var demiştik. Yani burada ilişki var diye söylemiştik. Şöyle, eğer bir sistem kendinden istenilen işleri yapmıyorsa, az önceki durumda mesela aslında sistem unavailable'dır. Yani biz şunu söylemiştik, sistemde ders al butonuna basıyorum ama ilerlemiyor. O zaman bu sistemde nedir? Aslında unavailable diyebiliriz. Peki bu reliability'si low olan sistemlere bakalım. It is possible to have systems with low reliability that must be available. Yani bu şu demek arkadaşlar. Bir sistem var diyelim ki çok düzgün çalışmıyor. Ama çalışıyor yani biraz zorlayarak. Yani o butona bastığınızda her zaman işlemi yapmıyor ama butona yeterince sık sayıda basarsanız o işlemi yaptığını görüyorsunuz. O zaman böyle sistemlerle yaşanabilir. Yani böyle sistemlerle yaşanabilir manası şu. Yani sisteme ben eriştiğim sürece ve sistemde genelde hızlıca geriye gelebiliyorsa, yani hızlıca geriye gelebiliyorsa, hızlıca repair edilebiliyorsa, diyelim ki yani her diyelim 100 kere de 5 kere de sistem kapanıyorsa ama 95'ten de doğru çalışıyorsa bu sistemde ne yapabiliriz? Biz yaşayabiliriz. Neden? Çünkü hemen bir sonraki yani birkaç saniye içerisinde sisteme tekrar giriyorum ve sistemde daha önce aldığım derslerin silinmediğini görüyorum. O zaman bu tür problemler nedir? Problem olarak gözükmeyebilir. Gözükmeyebilir. İnsanlar neden? Çünkü alışmış olabilir. Yani neden? Belirli zamanlarda belirli yoğunluklar sistemde oluyor. Mesela Türkiye.gov.tr'ye izin almak için insanlar girmeye çalıştı, giremedi. Ne oldu? Sistem çok yüklendiği için available olmadı. Ama sistem reliable olmaya devam ediyordu yani. Low reliable yani oraya girenlerin sadece belli bir kısmı işlem yapabiliyordu. Öyle söyleyelim ama hani girmeye devam ediyordu. Aralarında böyle bir ilişki olduğunu söyleyelim. Reliability farklı şekillerde anlaşılabilir. Perception anlaşılma demek yani algı demek. Bunu şöyle şey yapabiliriz, görebiliriz. Perception insanların algısı oluyor. Mesela diyelim ki burada bir ekstrem örnekler vermiş. Diyor ki diyelim ki kuru bir şey olsun yani iklim olsun. Yani yağmursuz bir iklimde şeyler doğru çalışmayan araba silecekleri, düzgün çalışmayan araba silecekleri problem değildir. Problem olarak ne yapılmaz? Gözükmez. Şimdi genelde sonuçları ciddi olan şeyler, hatalar ya da failure'lar önemlidir. Mesela diyelim ki arabanın nesi bozulması, motorunun bozulması gibi. Yani arabanın motorunun bozulması genelde ne yapıyor? Yani kişiler için çok daha önemli bir hal alıyor. Ama şeyin çalışmaması ne denir? Sileceğin düzgün çalışmaması önemli bir şey değil. Yani demek ki bu biraz da neyle ilgili? Sonuçlarıyla ilgili diyelim. Yani alınan hatanın sonuçları ve büyüklüğüyle ilgili bu. Bazen bu reliability specification'da problem çıkar. Yani bu şu demek, programı yanlış specify ederseniz ne olacaktır? Programın düzgün çalışması ile ilgili bir hata ortaya çıkabilir. Dolayısıyla oradaki hatalar önemli. Peki burada şeyden bahsedelim.
bu availability demiştik, programın erişilebilirliği diye söylemiştik. Yani genelde bu şöyle oranlarla şey yapılıyor, ifade ediliyor. Ve şu şekilde de percentage of time that system is available to deliver services. Yani sistemin kendine istenilenleri vermesinin zaman olarak yüzdesi demek bu. İki tane örnek var burada. Şu örneklere bakalım. Burada bir tanesi şu: number of users affected by the service outage. Service outage arkadaşlar sistemin erişilemez olması durumu. Yani diyelim ki sistem erişilemez. Bu şu demek. Mesela Access Edu.tr'ye, Access İstanbul Edu.tr'ye giremiyorsunuz. Bu bir service outage'tır. Yani sistem available değil. Web sitesi çalışmıyor. Peki eğer bu gecenin ortasında olursa ne olur? Gündüzün ortasında olursa ne olur? Gündüzün ortasında olursa, öğlen olursa bundan herkes haberdar olacak ve herkes etkilenecek. Demek ki etkilenen kullanıcı sayısı önemli hale geliyor. Geceleyin çok az kişi etkilenecektir burada, gece saat 3'te. Ama gündüz saat 3'te çok daha fazla sayıda kişi etkilenecek. Dolayısıyla bu kullanılan kişi sayısı önemli burada. Peki bir de ne var? Outage'ın uzunluğu var. Yani outage'ın uzunluğundan kastettiğimiz şey şu: program erişilemez ama kaç saniyeliğine erişilemez veya kaç saatliğine erişilemez. Diyelim ki uzunca bir süre program erişilemezse ortaya çıkan disruption büyük olacak. Değil mi? Veya ortaya çıkan zarar büyük olacak. Ama kısa süreli erişilemezse eğer ne olacak? Bu önemli bir şey değil. Diyelim ki program böyle 3-5 saniyeliğine ara ara kesiliyor, erişilemez hale geliyor. İnsanlar bunu ne yapamaz? Bunu önemsemeyebilir çünkü alışık oldukları bir durum olabilir, ama uzunca bir süre, mesela 1 saat, 2 saat ya da bir gün gibi erişilemez hale gelirse müşteriler bunu ne yapacaktır? Available değil diye görecektir. Demek ki kısa süreli outage'lar önemli değil, uzun süreliler önemli. Az sayıda kişinin etkilendiği değil, çok sayıda kişinin etkilendiği outage'lar önemli hale geliyor. Peki, reliability gibi bazı terminolojiler var. Onları görmeye çalışalım. Mesela human error ya da mistake diye geçer bu. Yani diyelim ki bu human error mistake dediğimiz programcının yani programcının genelde hatasından kaynaklanan bir şey diye düşünebilirsiniz. Programcı ne yapmıştır? Bir hata yapmıştır. Örnek veriyorum, mesela diyelim ki zamanı hesaplarken bir sonraki veri transmission'ını göndermeyi birer saat ekleyerek şimdiki saate bir saat ekliyordur, ama 23'ten sonra 24 kontrolü yapmazsa eğer 25, 26, 27 diye giderse, değil mi? Çünkü 24 00'a eşittir. Ne yapacaktır? Program çalışmaz hale gelecektir. Yani programcı bir şey yanlış yapmıştır. Peki buna biz ne diyoruz? Human error ya da mistake diyoruz. Fault var, error var, failure var. Bunların arasındaki farkı söyleyelim. Fault sistemin bir özelliği. Nasıl bir özellik? Error oluşturan bir özellik. Yani error'ün ortaya çıkmasına sebep olan şeye fault diyoruz biz. Yani kodun içerisinde az önce insanların yapmış olduğu hata, öyle söyleyelim, İnsanın oraya koymuş olduğu hata fault. Bunu insanın yapmasına biz human error ya da mistake diyoruz. Ama bunun orada bulunmasına fault diyoruz. İçeride bir ne var? Fault var. Peki yani bunlar Türkçe'de hep hatayla karşılık veriyor, ama fault ile error ayrı bir şey. Error şu demek: sistem şey yaparken, çalışırken ortaya bir hata çıkmasına error diyoruz biz. Tamam mı? Peki failure'ine, bu hatadan dolayı sistemin çalışmaz hale gelmesine failure diyoruz. Yani sistem kendinden istenileni veremiyor çünkü. Fail etti. Sistem başarısız oldu diye söyleyebiliriz. Evet, hata sistem çalışırken ortaya ne çıkması? Bir anormal bir durumun ortaya çıkması. Buna sebep olan koda fault diyoruz. Bunu yapan buna sebep olan adı ne diyoruz? Human error diye söylüyoruz. Peki bunların arasındaki fark bu. Fault ile failure arasındaki farkı söylemiş. Input output, bunları görmüştük. Şimdi bazen de kullanıcılar
Şöyle söyleyelim, bizim verdiğimiz inputlardan bazıları programı çalışmaz hale getirebilir. Erroneous inputs diye söyleniyor bu. Sizin karşınıza da çıkmıştır belki. Belli çok özel durumlarda belli inputları, belli davranışları verirseniz eğer programı çalışmaz hale getirebilirsiniz. Mesela programın içerisinde diyelim ki bir tane programlanmamış ya da yanlış programlanmış bir menü seçeneği vardır. Yüzlerce seçenek arasında bir tanesinde belli bir seçeneğe tıklarsanız program birden çalışmaz hale geliyor. Mavi ekran görüyorsunuz, programdan düşüyorsunuz. Yani programın buna halt etmesi, yani halt kelimesiyle konuşuyor. Halt durmak demek. Program çalışmayı durdurur. Demek ki normalde program düzgün çalışırken farklı kullanıcılar farklı inputları verebilir ama belli inputlarda ne yapacaktır? Çalışmaz hale gelecektir. Peki. IBM'in şöyle bir çalışması var. Diyor ki yani sistemdeki bu hataların yani programlama hatalarının diyelim ki %10'unu temizlediğim zaman hataların %10'unu temizlediğim zaman bu sistemin düzgün çalışmasını %10 arttıracak diye bir ne yok sonuç yok. Yani hataların %10'u sistemin %10 düzgün çalışmasını arttıracak gibi bir şey yok. Mesela örnek bir çalışma olmuş. Yani diyelim ki yazılımdaki hataların %60'ını temizlemişler ama sadece %3 bir ne olmuş? Düzgün çalışma artışı olmuş. Yani programın çalışmasında %3'lük bir iyileşme söz konusu olmuş. Neden? Çünkü her hata arkadaşlar programın çalışmasında aynı etkiye sahip değil, aynı sıklığa sahip değil. Dolayısıyla demek ki programın içindeki programlama hatalarının hepsi eşit ağırlıkta sonuç ne yapmıyor? Doğurmuyor, oluşturmuyor. Daha çok biz ne yapmamız lazım? Öyle söyleyelim. Kullanıcıların sıkça karşısına çıkan hataları ne yapabilmemiz lazım? Düzeltebilmemiz lazım. Yoksa kullanıcıların sıkça karşısına çıkan hataları, yani çok nadir karşılarına çıkacak olan hataları düzeltmenin herhangi bir şeyi faydası çok ne olacaktır? Buradaki gibi çok düşük olacaktır. Yani genelde kullanıcılar ne yapar? Programın nerede hata verdiğini bilip ona göre kendilerini oralardan kaçınmaya çalışırlar, değil mi? Yani önemli olan programın çoğu kendinden istenilerini yapması, anormal çok nadir durumlarda da yalnız çalışması söz konusu olabilir. Yani içinde hata olan programlar mümkün. Her zaman çoğu programlarda hata vardır. Hatasız program yok. Ama önemli olan kullanıcıların bunu nasıl perceive ettiğini. Yani kullanıcılar bu programın genelde hatalarıyla, eksikleriyle birlikte kendilerinden beklenen işin %büyük çoğunluğunu yerine getirdiğini görürse eğer, programcıların algısı bakımından, kullanıcıların algısı bakımından ne olur? O önemli bir şey olur. Peki yani reliability nasıl achieve edilebilir sorusu var. Biz avoidance kelimesi üzerinde duralım. Fault avoidance şu demek. Yani ben programı yazarken programın içerisindeki bu hataları ne yapmalıyım? Minimize etmeliyim. Yani programı düzgün geliştirmeliyim. İyi test etmeliyim. Değil mi? Böylece geliştirme sırasında şu programlama hatalarından kaçınmaya çalışmalıyım. Peki sonra ne olmalı? Test aşamasında, verification ve validation aşamasında bunları bu hataları detect etmeliyim. Sonra da debug etmeliyim. Değil mi? Temizlemeliyim. Peki ondan sonra hala kaçırılmış olan ne olacak? Hatalar olacak. Kaçırılmış olan hatalar olabilir. Programın runtime'ında yani programı kullanırken, çalıştırırken amacım şu, içinde hatalar hala varsa bile bu hatalardan dolayı mümkün olduğunca sistemin fail etmesini engellemeliyim. Ya da sistemin bu hatalara girmesini hiç olmazsa engellemeye çalışmalıyım. Yani mümkün olduğunca diye söylüyorum biz. Buna tolerance deniyor. Yani içinde programın hataları olabilir ama programı geliştirirken bazı şeylere dikkat edersek eğer hiç olmazsa bu hatalar olduğu zaman bile orada hata mesajını verip belki devam edebilme imkanımız olur. Ya da o hata mesajının olmayacağı durumlara kullanıcıları yönlendirebiliriz.
Yani bu tamamen şeyle ilgili bir şey. Fault tolerance dediğimiz programın toleransı ile ilgili bir şey. Safety'nin ne olduğunu biliyoruz. Safety genelde sistemin çalışırken şöyle söyleyelim, insanlara veya çevresine, yani çevresine demekle şeye, yani oradaki ürünlere ve şeye, mala diyelim ki, zarar vermemesi manasına geliyor. Bu genelde şeyle olur. Yani otonom sistemlerde, üretim sistemlerinde, endüstriyel sistemlerde, teknolojinin kullanıldığı yüksek sistemlerde söz konusu olabilir. Yani bazen mesela en basitinden söyleyelim, cep telefonunuzda şöyle bir şey haber duymuşsunuzdur. Cep telefonu çok ısındı, patladı diye. Mesela bu safety ile ilgili bir özellik. Değil mi? Programlama ile ilgili bir özellik mi? Programlama ile ilgili olabilir de olmayabilir de. Yani yani CPU'sunu bazen ne yaparsınız, overclock edersiniz ama aşırı ısındığı için ne yapar, CPU'yu yakabilirsiniz ya da GPU'yu, yani ekran kartını yakabilirsiniz. Hani madencilik yapıyorsunuzdur, bir süre sonra ekran kartı eskiyecek ya da yıpranacak ya da tamamen yanacaktır. Fakat bu ortaya bir yangın çıkarırsa, bu yangından dolayı insanlar da ne yapabilir, ölebilir. Peki, safety konusunda fazla girmek istemiyorum ama safety criticality diye bir şey var. Şimdi safety critical sistem ne demek, onu görelim. Safety critical sistem şu demek oluyor. Doğrudan eğer sistemimiz, yani embedded software sistemleri. Embedded software sistemler, embedded system dersini aldınız belki bazılarınız. Embedded system şu demek, yani bilgisayar haricindeki diğer cihazlar, programlanabilir cihazlar. Yani bunlar bilgisayar haricinde programlanabilir cihaz, buzdolabı bile olabilir veyahut da microwave olabilir ve akıllı saat olabilir. Yani alarm sistemi olabilir. İçerisinde ne var? Programlanabilir bir CPU, controller, PIC vesaire gibi bir şey var. Değil mi? Embedded sistem. Yani üzerinde bir software çalışıyor diye düşünebilirsiniz. Bu tip sistemlerde ne olabilir? Donanımsal ya da yazılımsal hatalar olabilir. Fakat eğer bu hatalar insan hayatını etkiliyorsa biz buna safety critical sistem diyoruz. Evet. Safety critical sistem bu. İnsan hayatını etkilemiyorsa. Mesela diyelim insan hayatını etkileyen diğer bir şey şu olabilir. Bir şey düşünün, entübe edilmiş bir hasta, yani bu hastanın bağlı olduğu solunum cihazının kontrol eden yazılımın ne olması lazım? Düzgün çalışıyor olması gerekir, değil mi? Safety critical bir sistem çünkü. Peki, bir de secondary safety critical sistemler var. Yani burada eğer bir hata olursa, buradaki hata insan hayatını tehdit etmez, kullanıcıyı ya da operatörü tehdit etmez ama sonuçları itibariyle zararlı, çevresine zararlı olabilir veya insanlara zararlı şeyler olabilir. İnsana zarar verebilir ama öldürmeyebilir yani. Peki, safety ile reliability arasında bir şey var, ilişki var demiştik. Peki, bunu geçelim. Unsafe reliable sistemler demişiz. Safety'de neler var onu görelim. Safety'de hata, şey, accident. Accident şey demek, kaza demek ya da buna mishap diyoruz biz. Kaza arkadaşlar. Kazanın ne demek olduğunu görelim. Planlanmamış bir olay ya da peş peşe oluşan olaylar. Ki bu olaylar sonucunda insanlar ölebilir ve yaralanabilir ya da şeylere, property'lere, yani mallara veya çevreye zarar verilmiş bir verme durumu söz konusu olabilir. Yani biz buna kaza diyoruz. Mesela bir robotun, değil mi, operatörüne zarar vermesi, haberi belki duydunuz duymadınız bilmiyoruz ama ilk defa, yani bir fabrikada bir robot bir insanın ölümüne sebep olmuştu bundan birkaç sene önce. Bu bir hata. Şey, aksident, kaza, affedersiniz. Kaza, değil mi? Bilgisayar hatasından dolayı insanların ölmesi, programlama hatasından diyebiliriz. Bu güvenlik hatası. Peki hazard diye bir şey var. Sonra damage diye bir şey var. Peki hazard ve damage arasındaki farkı görelim. Hazard neymiş? A condition with the potential of causing contributing to an accident. Yani hataya sebep olan şeye, duruma biz ne diyoruz? Hataya sebep olabilecek duruma ne diyoruz biz? Hazard diyoruz. Yani bu hazard şu olabilir. Mesela
diyelim ki bizim donanımımızdaki, yani bu embedded sistemimizdeki, öyle söyleyelim, bu tıbbi bir sistem olsun. Buradaki embedded sistemdeki mesela sensörlerden bir tanesinin mesela bozuk olması. Değil mi? Sensörlerden bir tanesinin bozuk olması ve ölçümü yanlış yapması. Yanlış ölçüm yaptığından dolayı hastaya verilen ilacın birden ne olması? Yanlış hesaplanması ve sonucunda hastanın ölümüne sebep olunması gibi. Peki buna hazard diyoruz. Yani demek ki bir hataya, kazaya sebep olan durum yani. Peki damage diye bir şey var. Damage zarar demek ya da başka türlü nasıl ifade edilebilir bilmiyorum damage. Yani bu da şey oluyor. Bu kazadan dolayı ortaya çıkan zarar. Zararın ölçüsü. Yani ne kadar bir zarar o ortaya çıktı. Peki yani bu zarar şey oluyor. Bir insanın ölmüş olması olabilir. Yaralanmış olması olabilir. Veyahut da sadece bir ürüne veya çevreye verilen bir zarar olabilir değil mi? Bu o şekilde şey yapılabilir. Bu peki hazard'ın severity'si var. Bir de probability'si var. Bunların ne olduğunu görelim. Hazard'ın severity'si şey demek. Yani genelde katastrofik veyahut da şey olarak yani düşük ya da yüksek olarak bunlar şey yapılıyor, gösteriliyor. Bir sonraki sayfada açıklayacağız. Bir de severity şey demek yani büyüklük demek. Probability ise ihtimal demek. Peki bunu bir sonraki sayfada göreceğim için şimdilik şey yapmıyorum. Atlıyorum. Risk arkadaşlar. Riski biz Türkçe'de de kullandığımız bir şey, bir kelime bu. Yani sistem measure of probability, bu risk aslında bir nedir? İhtimaldir diyoruz biz. System will cause an accident. Yani kaza olma ihtimaline biz ne diyoruz? Risk diyoruz. Kaza olma ihtimaline risk diyoruz. Risk de ne olabilir? Gerçekten sistemin içerisindeki sistemin şeye yönelimi, kazaya yönelim miktarı diyebiliriz. Peki safety'yi başarabilmek için ne yapmamız gerekiyor? Sistemin içerisindeki kazalara sebep olan hazardları bir kere ne yapmamız lazım? Sistemi tasarlarken, programlarken, implement ederken ne yapmamız lazım? Önüne geçmemiz gerekecek. Mesela sistemin içerisinde eğer bir tane sensör varsa ikinci bir sensör daha koyalım, yedek bir sensör koyalım. Çünkü ikinci sensörden gelen şeyi değil mi? Birinci sensörle karşılaştırmamız lazım. Mesela bu sensör hataları çok karşımıza çıkar. Eğer yanlış hatırlamıyorsam tam emin değilim ama bir uzay mekiğinin düşmesinde falan böyle sensörlerle ilgili bir hata olmuştu gibi geliyor. Ya da başka büyük bir şeyde kazada affedersiniz. O kaza demek ki sensörlerden gelen bilgilerin yanlış olması, bir sensörün bozuk olması gibi durumlar. Peki bunları avoid etmemiz lazım. Avoid etmek ne demek? Kaçınmak gerekiyor. Hiç olmadan önce bunu kaçınmamız lazım. Peki kaçınabilmemiz için ne gerekiyor? Detect etmemiz ve düzeltmemiz gerekiyor. Sistemin içerisindeki bu hazardları, zararlı durumları detect edip remove edebilmemiz lazım. Ya da verdiği zararı hiç olmazsa limitleyebilmemiz lazım. Yani minimize edebilmemiz lazım. Alınabilecek önlemler arasında, safety önlemler arasında bunlar var. Şimdi normal kazalardan bahsetmiş burada. Şimdi normal kazalar veya peş peşe giren bir sürü kazalar da söz konusu olabilir. Bazen bir kaza peş peşe başka kazalara da sebep olabilir. Dolayısıyla sistem çok daha büyük hale gelir. Mesela şunu düşünebilirsiniz arkadaşlar burada. Bunu siz duymuşsunuzdur. Rusya'da şey vardı. Büyük bir Çernobil diye bir nükleer santral vardı. Nükleer santralin içinde üniteler vardı değil mi? 4 tane ünite yanlış hatırlamıyorsam. Bu ünitelerden bir tanesinin içerisinde şey oldu. Çekirdek erimesi oldu. O çekirdek erimesi bir sürü yani o bir büyük bir neydi? Kazaydı. Ama o kazaya sebep olan hatalar silsilesi ya da zincirleri eğer hani okuduysanız veya bir dizi vardı seyrettiyseniz göreceksiniz değil mi? Bir sürü şeyler peş peşe gelerek aslında ne oldu?
kazanın ortaya çıkmasına sebep oluyor. Yani bazen bu operatör hatasından da, kullanıcı hatasından da ne yapılabilir? Kaynaklanabilir. Peki. Safety'leri geçelim. Security'ye girelim. Security bizim için daha önemli. Security. Peki. Genelde yani biz yazılımcı olarak arkadaşlar, bizim geliştirdiğimiz yazılımlar çoğunlukla security ile ilgili olacak. Yani güvenlikle ilgili olacak. Safety ile ilgili olmayacak. Neden? Çünkü biz mesela embedded sistem yazmayız. Yani yazarız da az yazarız. Herkes yazmaz. Yani herhangi bir robot kontrolü, otonom araç kontrolü ya da gömülü sistemler diyelim ki ne olabilir? Yani evde çalışan bir sistem olabilir, bir alarm olabilir. Yani veyahut da bir karmaşık bir sistemin bir alt parçası olabilir vesaire. Yani biz daha çok ne yapıyoruz? Business application'lar yapıyoruz. Business application'da security ön plana çıkıyor. Yani security demek de şunu kastediyor. Sistemin değil mi? Kendisini yani accidental ya da deliberate dış ataklara karşı koruması diyoruz biz bunu. Yani bilinçli ya da bilmeyerek değil mi? Dış ataklara karşı sistemin kendisini korumasını diyoruz. Kendisini korumaktan kastettiğimiz sistemin kodu artı verisini kastediyoruz. Her ikisi de bozulabilir değil mi? Yine neden security önemli? Çünkü sistemler artık network sistemleri, yani dışarıdan erişime açık sistemler olduğu için. Eğer sistem güvenli değilse zaten ne availability'sinden ne reliability'sinden ne de safety'sinden bahsedebiliriz. Sistem eğer şey yapıldıysa, yani hacklendiyse diyelim daha amiyane tabirle, artık güvenliğinden bahsedilmesi mümkün değil. Peki, genel olarak şöyle bahsetmemiz lazım. Sistemler eğer networklü ise insecure'dir. Değil mi? Sistem eğer network'e bağlıysa insecure'dir. Onu secure yapmak için ne yapmak gerekiyor? Ekstra önlemler almak gerekiyor. Biz bunu kendi şeyimizde, yani okulda genelde pek şey yapmayız. Hani okuldaki ödevlerde göz önüne almayız ama neden almıyoruz? Çünkü öyle bir requirement yok ödevde. Fakat piyasaya yaptığımız sistemlerde ise orta derecede güvenli sistemler yapacağız. Çok yüksek derecede güvenli sistem değil, orta derecede güvenli sistem yapmamız gerekiyor. Bunu zaten az önce söylemiştik. Peki. Reliability ve safety artık ne olur demiştik. Olmaz. Sistem eğer hacklendiyse reliable veya secure bir sistem olmayacak diye söylemiştik. Peki security'de bilmemiz gereken bazı terminolojiler var. Bunların ne olduğunu söyleyelim. Asset, exposure, vulnerability, attack, threats and control diye geçiyor. Network dersinde belki bir şeyde bunlardan bahsedilecektir veya bahsedilmiştir chapter'da. Peki asset ne demek? Something of value, değeri olan bir şey. Korumak istediğimiz bir şey bu. Yani bizim için değerli olan ve korumak istediğimiz bir şey. Genelde bu yazılımın kodudur ya da verisidir. Değil mi? En azından. Başka şeyler de olabilir. Yani resimleri koruyorsunuzdur, videoları koruyorsunuzdur, data, her türlü şey olabilir yani burada. Peki exposure. Exposure şu demek. Exposure, possible loss or harm to a system. Yani bu şu oluyor. Sistemin dışarı bilgi kaybedilmesi veya zarar görmesi. Yani sistemin verisi ya da şeyi olabilir, kodu olabilir bu. Yani veri ne yapılmış olabilir? Zarar görmüş olabilir, kısmen silinmiş olabilir, değiştirilmiş olabilir. Ya da zaman kaybedilmiş olabilir. Ne için? Sistemi recover edebilmek için bundan dolayı. Exposure genelde sistemin hacklenmesi diye düşünebilirsiniz. Sistemdeki verinin ya da kodun ortaya çıkmasına exposure diyoruz. Vulnerability sistemdeki bir zayıflık demek. Ne demek bu? Sistemdeki bu zayıflık güvenlik açısından bir zayıflık ki bu exploit edilirse, yani bu kullanılırsa, bu kullanılarak ne yapılabilir? Sistem exploit edilip, yani hack edilip, yani güvenliği
izinsiz içeri girilip sistemin zarar görmesine veya da veri kaybetmesine sebep olunabilir. Tek bu işin yapılması demek, exploit edilmesi demek. Yani sistemdeki bir vulnerability'nin, bir açığın, bir zayıflığın, öyle söyleyelim, ne yapılması? Kullanılarak sisteme girilmesi demek. Dışarıdan bir giriş söz konusu. Peki, threats var. Yani threats ne denir? Türkçe'de buna ne deniyordu arkadaşlar? Threat tehlike demeyelim de tehlike de diyebilirsiniz buna. Yani bu şöyle diyelim bilgi, yani kayıp ya da zarara sebep olma durumu diye söyleyelim. Şurada bir arkadaş yazmış. Tehdit. Aynen. Teşekkürler. Tehdit. Yani tehdit potansiyel olarak, değil mi? Potansiyel olarak sistemin hacklenmesi ne sebep olabilecek, tamam mı? Durumlara biz tehdit diyoruz. Circumstances that have potential to cause. Yani sistemin hacklenmesi ne sebep olabilecek, yani öyle bir potansiyele sahip olan durumlara tehdit diyoruz biz. Yani sistemdeki bir vulnerability aslında bir tehdide ne oluyor? Yol açıyor diye söyleyebiliriz. This is a system vulnerability. Yani subject to an attack. Yani sistemde kullanılabilir bir zayıflık varsa bu zayıflık neye yol açar? Bir tehdide yol açar. Öyle söyleyelim. Kontrol var. Kontrol ise şu demek, yani sistemdeki bu zayıflıkları azaltan neler? Protective measure'lar. Yani şeyler demek bu protective measure. Sistemdeki bu zayıflıkları azaltmak için yapılan çalışmalar demek. Örnek veriyorum, mesela sistemdeki veriler encrypt edilecek. Ondan sonra sisteme giriş iki adımlı olacak. Değil mi? Vesaire vesairesi. Bu tip şeylerden ne oluyor? Kontrol. Yani threat'leri azaltmaya çalışıyoruz. Tehditleri azaltmaya çalışıyoruz. Peki. Tehditler nasıl olabilir? Mesela tehditler, ne çeşit tehditler olabilir? Bunlardan bir tanesi sistemin verisini ve datasının gizliliğini ne yapan, ortaya gizliliğini ne yönelik tehditler olabilir. Çünkü normalde sistemin kodu kendisi ve verisi dışarıya kapalıdır, değil mi? Yani izinsiz bir giriş yapmaya çalışmak ve izinsiz giriş yaptıktan sonra bu bilgileri paylaşmak. Genelde bu nasıl oluyor? Şey görürsünüz, mesela bir sistemde, Türkiye'de de oluyor, dışarıda da oluyor. Sistemdeki kullanıcı bilgilerin tamamı çalınıyor. Hani duymuşsunuz, Facebook'taki bilgiler çalındı, Instagram'daki bilgiler çalındı ya da bankadaki kullanıcı bilgileri ya da bir e-ticaret sitesindeki kullanıcı bilgileri çalındı diye. Ya da mesela seçimlerdeki oy veren kişilerin bilgileri çalındı, adres bilgileri çalındı veyahut da kişisel bilgileri çalındı diye şeyler duyarsınız. Yani bir tanesi sistemin buradaki bilgili güvenliği ile ilgili olan şey. Bir diğeri ise sistemin doğru çalışmasını etkileyen ve bozan şeyler, tehditler. Bunlar sisteme girip, mesela sistemin içerisine bir virüs yerleştirip sistemin artık hesapları yanlış yapmasına sebep olabilir. Ya da sistemdeki veriyi silmesine sebep olabilir mesela. Diğer bir tehdit ise sistemin erişimine, kullanımına, erişimin availability'sine ilişkin bir şeydir. Mesela sisteme girişi kısıtlar. Sisteme kimse giriş yapamaz. Sistem çalışmaz hale gelebilir. Değil mi? DOS atağı böyle bir şeydir. Örnek. Mesela burada örnekleri vermiş zaten. Denial of service atağı. Yani sisteme kimse giremiyor. Neden? Çünkü sisteme bir saldırı yapılmış. Saldırıdan dolayı çok sayıda bilgisayardan sisteme request gönderiliyor. Sistem bunlara cevap vermeye uğraşırken hiç kimseye hizmet veremez hale geliyor. Başka bir zarar ne olabilir? Damage. Başka bir zarar, sistemin kodunun ya da verinin ne yapılması? Değiştirilmesi. Database'e girip database'in içindeki verilerin, mesela diyelim ki notların değiştirilmesi olabilir ya da insanların
tıbbi verilerinin değiştirilmesi olabilir vesaire vesaire. Ya da tapuların değiştirilmesi gibi çok daha şey. Ya da değiştirme yerine bu bilgilerin dışarıda paylaşılması söz konusu olabilir. Gizli bilgilerin ne yapılması, internette yayılması ve başka insanlarla, tüm insanların bu gizli bilgileri görebilmesi gibi farklı şekillerde zararlar ortaya çıkabilir. Peki, güvenliği sağlamak için neler yapılabilir? Güvenliği sağlamak için birincisi tabii bu vulnerability'lerden, bu zayıflık, sistemdeki bu zayıflıklardan ilk başta kaçınmaya çalışmalıyız. Bunun kaçınmanın yolu nedir? Öyle söyleyelim. Yani sistemin fişini çekersiniz ya da network kablosunu çekersiniz. Sistem tamamen çalışmaz hale gelir. Güvenli olur ama çalışmaz hale de gelebilir. Ama esas burada yapmaya çalıştığımız şey, sistemi öyle tasarlamalıyız ki sistemdeki bu zayıflıklar minimize edilsin, değil mi? Tasarımda ve programlamada yapmamız gereken bir şey var. Peki ekstra başka özellikler koyabiliriz sistemin içine. Mesela saldırı detection'ı ve elimination, değil mi? Bunu programın içine koyabiliriz ya da programın dışında ekstra yazılımlar satın alabiliriz. Bir firewall satın alabiliriz, değil mi? Firewall'ın görevi ne olur? Saldırıları detect etmek ve bunları eliminate etmek. Böylece biz program içerisinde değil, başka bir layer of security ile, başka bir ara sistemle ne yapabiliriz? Bu atakları engellemeye çalışabiliriz. Ya da exposure limitation and recovery diyoruz. Yani eğer verimiz şey olduysa, yani sistemimize izinsiz giriş yapıldıysa, verimizin paylaşılmasını mümkün olduğu kadar limitleyebiliriz, azaltmaya çalışabiliriz, minimize etmeye ve bundan hızla recover etmeye çalışabiliriz. Sistem öyle bir şekilde çalışmalıyız, tasarlamalıyız ki yani sistem eğer bir şekilde expose olmuşsa, yani bilgileri sisteme izinsiz girilmiş ya da bilgileri paylaşılmış ya da şey yapılmışsa bunu nasıl minimize edebiliriz ya da bundan nasıl geri dönebiliriz? Bir örnek şu olabilir: backup policy. Yani mesela sistemi her 24 saatte bir yedekleyebiliriz. Eğer sistem verisi değiştirilmişse 24 saat öncesine dönmeye çalışabiliriz, değil mi? Ama sistemi yedeklemek ve her gece yedeğini almak da belirli bir maliyeti var, değil mi? Bunun zaman maliyeti var, programlama maliyeti var, işte saklama maliyeti var vesaire. Değişik önlemler alınabilir. Peki, bugünkü geriye 2 dakikamız kalmış. Kabaca şeyle ilgili, sistemin güvenliğiyle, güvenilirliğiyle ilgili bir şeyler anlatmaya çalıştık. Yani ikinci dersimiz sadece security ile ilgiliydi. Ama tabii ki ilk başta bu 4 özellikten bahsettik. Yani 4 özellik şuydu: availability, reliability, safety and security. Yani bunlar içerisinde tabii ki programın safe ve secure olmasını istiyoruz ama yani secure olmayan sistemlerde de ne yapabiliyoruz? Yaşayabiliyoruz. Ya da bunu firewall gibi veya antivirüs gibi başka programlara ne yapabiliriz? Bu görevi vermeye çalışabiliriz. Öte yandan programları öyle tasarlamak istiyoruz ki mümkün olduğu kadar programımız secure olsun, reliable olsun. İlk bizim için en önemli olan şey tabii ki availability ve reliability olacak. Yani tüm bunlar tabii ki security'ye bağlı. Tüm bunların hepsi security'ye bağlı ama şöyle söyleyelim, sonuçta programın, yani Windows bile gördüğünüz gibi secure değil. Yani safe değil, secure değil daha doğrusu. Neden? Çünkü Windows'un içerisinde de NSA'ya ait keyler olduğunu, yani dışarıdan erişime ait bir takım şeyler olduğu zamanında ne yapılmıştı, bulunmuştu. Yani genelde kullandığımız yazılımların çoğu %100 ne değildir, secure değildir. Yani kullandığımız kamera bile